Hafta bu CanLayer programının tanıtımına bakacağız. Geçen hafta biraz işin felsefesine değinmiştik. Bu hafta da biraz bu programda ne gibi analizler yapıyoruz bunlara değineceğiz. Özellikle programın menülerinde kullanmış olduğumuz parametrelerin girişleri önemli. Doğrusal elastik yöntem veya doğrusal olmayan nonlinear analiz dediğimiz iki ayrı yöntem var. Bu yöntemlerin görece elastik olanı biraz daha kolay. Fakat nonlinear yöntemde biraz manipülasyon yapmamız lazım. Ekstra işlemler yapıp bunları programa dışarıdan tanıtmamız gerekiyor. Tabii sistemler, zemin sistemleri biraz iri ve ince daneli olduğu için davranışları farklı oluyor demiştik. İri daneli zeminlerin elastik modülü davranışı yük etkisine bağlı olarak artıyorken ince daneli zeminlerde azalıyor idi. Dolayısıyla eğer doğrusal olmayan bir analiz istiyorsak bunları aşama aşama programa tanıtmak durumundayız. Bugünkü derste biraz bu işlem adımlarına bakacağız. Biraz programın input verisi aşamasında neler yapıyoruz? Bunlara değineceğiz. Şimdi isterseniz bu teorik altyapısına bir değinelim programın. Programın teorik altyapısında aslında iki tane farklı modül var. Bunlardan bir tanesi CanLayer diye geçiyor, diğeri CanSlabs. CanLayer programı, daha doğrusu CanLayer modülü bizim için asfalt kaplamalar yani esnek üst yapı tasarımı dediğimiz modülü çözüyor. Yani esnek kaplamalar için belirlenmiş olan altyapıyı analiz ediyor. CanSlabs ise daha çok asfalt kaplamalar, rigid üst yapılar için tasarlanmış bir model. Orada biraz daha bu derzli donatılı, derzli donatısız veya sürekli donatılı rigid plakların davranış modelleri elastik zemine oturmuş rigid bir plak teorisi kullanılarak çözülüyor. Program birden fazla yük kombinasyonunu aynı anda değerlendirmek üzere tasarlanmış. Bunlar işte tek dingil yükü, iki tekerlek, üç tekerlek veya iki tekerlek arka arkaya iki tane farklı aks. Bu aksların farklı mesafeleri söz konusu olabiliyor. Bunlar single, dual, dual tandem veya dual tridem wheels diye geçiyor. Her birinin yük konsantrasyon değerleri farklı olabiliyor. Fakat biz genel anlamda single dediğimiz eşdeğer tek dingil yükü çalıştığımız için yani fiktif yüklere dönüştürdüğümüz için esnek üst yapıyı single üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Ama hani kamyon gibi, trailer gibi taşıma kapasitesi fazla olan ve yola vereceği zarar boyutu yaklaşık olarak 4.000, 5.000, 10.000 kat fazla olan araç kombinasyonlarını da programda çözebilmek mümkün. Hasar analizi yapılabiliyor. Bu hasar analizi 12 farklı periyotta değerlendirilebiliyor. Bu periyotlar tanımlanabiliyor. Periyottan kasıt belirli yük kombinasyonlarının hangi aralıklarda ne kadar süreyle etki ettirdiğini şey yapan, tanımlayan bir süreç olarak düşünebiliriz. Ve farklı zemin parametreleri burada zemin parametreleri dışında tabii eğer rigid bir plaksa betonun kendi mühendislik karakteristikleri, asfaltsa asfaltın mühendislik karakteristikleri buraya bir girdi verisi olarak girilebiliyor. Bunun dışında tabii hasar modellerine göre iki tane farklı bizim hasar modelimiz vardı. Biri asfaltın altından eksenel çekmeye maruz kaldığı için eksenel birim şekil deformasyonu diyorduk. Bir de taban zemini üzerinde kalıcı şekil değiştirmeye bağlı permanent deformation dediğimiz bir bozukluk, bir hasar modelimiz vardı. Bugün bu hasar modellerini nasıl modelliyoruz? Programın bize öngörmüş olduğu notasyonlar neler, ampirik ifadeler neler? Bunları da tek tek altyapısına değineceğiz. Şimdi elastik sistem dediğimiz şey aslında başta da ifade etmiş olduğumuz bir tekerlek yükü, tekerlek yarıçapı, tekerlek basıncı ve tabakalı bir sistem. Bu tabakalı sistemin
her birinin zemin tesviye yüzeyine veya üst kod diyebiliriz buraya, belirli bir mesafesi var. O mesafeye göre davranışın modellenmesi söz konusuydu. Biz bu elastik katmanlı teoriyi bir önceki derste görmüştük. Şimdi burada üzerinde durmamız gereken en önemli hususlardan birisi bu göçme modunun, yani failure criteria dediğimiz notasyonların değerlendirilmesi. Yani bu tabakalı yapı asfalttan mı göçecek, yoksa zemindeki kalıcı deformasyondan mı göçecek, tekerlek izi mi oluşacak, yoksa yorulmaya dayalı asfaltta bir takım arızalar mı meydana gelecek? Tekrarlı yükler etkisi altında bunu burada değerlendiriyoruz. NF dediği burada notasyon arkadaşlar, asfalttan kaynaklı birim şekil değiştirme, yani o eksenel şekil değiştirmenin gerçekleşmesi için kabul edilebilir yük tekrarı sayısı, yani dingil yükü tekerrür sayısı diyebiliriz buna. Bakın burada direkt işaretleyelim. Ne diyor? Allowable number of load repetitions to prevent fatigue cracking. Yani yorulma çatlağı oluşuncaya dek kabul edilebilir yük tekrarı sayısı, yük tekrarları diyebiliriz. Demek ki bu bir sayıyı ifade ediyor. Belirli bir yük etkisi altında oradan işte eğer tekerlek yarı çapı, tekerlek basıncını da bir kombinasyon şeklinde sisteme tanımlarsanız bu dual tandem olabilir. Fakat biz şey yapacağız, single, yani tek dingil yükü üzerinden değerlendireceğiz demiştik. Bunun bir belli bir tekrarı var. 10 bin tekrar, 100 bin tekrar, 250 bin, 1 milyon kaç tekrardan sonra asfaltın altındaki o yorulma çatlağı meydana geliyor. Bunun kritize edilmesi için burası sayılıyor ve o sayıyı aştıktan sonra orada eksenel birim şekil değiştirme meydana geliyor. İkinci notasyonumuz burada epsilon t, onu da işaretleyelim. Epsilon t dediğimiz şey bakalım nedir? Tensile strain at the bottom of asphalt layer. Zaten biz iki tane bozulma şekil değiştirmesinden bahsetmiştik. Birisi asfalt altında oluşuyordu. Bu tensile olduğu için çekme, birim şekil değiştirmesi. Nerede? Bottom of asphalt layer, asfaltın altında. İlk dersimizde bu şekli çizmiştik. Dolayısıyla epsilon t'nin burada bir şekil değiştirme olduğunu biliyoruz. Üçüncü notasyonumuz E1, büyük E1. Bakın şurada. E1'e bakalım. E1 nedir? Elastic modulus of asphalt layer. Yani asfalt tabakaya ait elastise modülü. Bunu deneysel yolla temin edebilirsiniz. Laboratuvarda deneysel yollarla temin edilebileceği gibi bir takım tablolardan hazır olarak da alınabiliyor. Aldığınız hazır tablolardan direkt kullanabiliyorsunuz. Tabii bunun hani geçerliliğinin olması lazım. Valide etmeniz gerekiyor. Zor bir işlem. Yani elastise modülünün belirlenmesi çok kolay bir işlem değil. Geriye kalanlar arasında bir değerlendirme yapacak olursak buradaki F1, F2 ve F3, daha doğrusu F1 eksi F2 eksi F3 değerleri ise sabitler arkadaşlar. Yani bunlar laboratuvarda Asphalt Institute'nin, Amerika'daki Asphalt Institute'nin belirlemiş olduğu katsayılar. Bu katsayıları program sabit olarak alıyor. Ama eğer elinizde deneysel bir veri varsa, siz bu deneyleri gerçekleştirmişseniz ve bir takım katsayılar elde etmişseniz bu değerleri değiştirebiliyorsunuz. Ama eğer değiştirmezseniz default olarak Asphalt Institute burada gösteriyor. Kabul ettiği değerler F1 için 0.0796, F2 için 3.291, F3 için ise 0.854 değerlerini default olarak alıyor. Yani siz programa müdahale etmezseniz bunları direkt olarak program run ediyor. Bu bizim birinci kriterimiz. Yani asfalt altında oluşacak olan birim şekil değiştirmeye müsaade edilebilir dingil yükü tekerrür sayısının hesabı. Failure criteria, bozulma kriteri veya göçme kriteri diyebiliriz.
İkinci kriterimiz nedir? Taban zemini üzerindeki kalıcı şekil değiştirme, permanent deformation, o da compressive'di hatırlarsanız. Hemen ikinci notasyona geçelim. İkinci notasyonda ise N'de aslında N F ile aynı. Bir şey değişmiyor. Burada da yine allowable number of load repetition to limit permanent deformation. Yani kalıcı şekil değiştirmenin meydana gelmesi için tekrarlanması gereken yük tekrarı sayısı. Yani kaç tekerlek yükünden sonra subgrade aşamasında taban zemini üstünde bir kalıcı şekil değiştirme olacak. Buradan da bir kritik yapıyor. Buraya baktığımız zaman burada da epsilon c notasyonunu görüyoruz. Hemen işaretleyelim. Epsilon c neymiş? Compressive strain on the top of subgrade. Yani taban zemini üzerindeki kalıcı şekil değiştirme. Compressive strain diyor. Dikkat ederseniz neymiş? Basınç şekil değiştirmesi. Bakın şuradaki ifadeler çok hayatidir arkadaşlar. Compressive strain. Üste neydi? Tensile strain. Dikkat ederseniz asfaltta tensile strain meydana geliyor. Yük etkisi altında. Taban zemini yukarısında seçme malzeme veya subgrade dediğimiz tabakada ise compressive strain, basınç birim şekil değiştirmesi meydana geliyor. Buradan şu soruyu sorabilirsiniz. Demek ki zeminlerde çekme şekil değiştirmesi oluşmuyor arkadaşlar. Zeminlerde çekme şekil değiştirmesi oluşmuyor. Peki asfalt tabakata basınç şekil değiştirmesi olur mu? Böyle bir soru sorayım mantıken. Zeminlerde çekme şekil değiştirmesi olmuyor ise asfaltta basınç şekil değiştirmesi olur mu? Olur hocam. Olur değil mi? Yani eğer basınç şekil değiştirmesini yük etkisi altında işte bir kiriş gibi düşünürseniz, hatta onun şeklini çizmiştik ilk derste, ne oluyor? Yük etkisi altında üst liflerde, tarafsız bölgenin üst lif kısmında, yani tarafsız ekseni düşündüğümüz zaman bir kesitin üst kısmında basınç, alt kısmında çekme gerilmesi oluyordu. Dolayısıyla çekme daha kritik olduğu için burada çekme tensile strain'i alıyor. Asfaltın altındaki o tensile strain yukarı doğru aslında bir fracture dediğimiz kırılma mekanizmasını ortaya çıkardığı için. Yani şuraya hemen tekrar bir şekli hatırlayalım. Çizecek olursak mesela ideal şeklimiz bu şekilde. Bu bir kiriş gibi düşündüğümüz zaman yukarıda bir dingil yükü etkisi var. Bu dingil yükü etkisinden dolayı burada bir eğilme meydana geliyor değil mi? Bu eğilme meydana gelirken şu bölgede bir çatlak meydana geliyor. Şu bölgede bir çatlak meydana geliyor. Bu çatlağın şöyle bir tarafsız eksen çizdiğimiz zaman bu çatlağın alt kısmında, yani şurasında, şu bölgesinde çekme bölgesi, üst kısmında ise basınç bölgesi meydana geliyor değil mi? Yani yine burada hareket yönlerini çizecek olursak şuradaki lifler dışarı yönde hareket ediyorken alt kısımda çatlağın açılma yönü. Buradaki lifler, yukarıdaki lifler birbirine yaklaşır pozisyonda. Yani basınç etkisi altında burada bu kesik zorlarına maruz kalıyor demek. Yani bir kirişi kırmaya çalıştığınız zaman, basit eğilme altında bir kirişe bu yükleri uyguladığınız zaman üst kısmında basınç, alt kısmında ise çekme olduğunu biz zaten yapı malzemeleri dersinde biliyoruz. Burada da aslında anlatmak istediği şey bu. Tekrar taban zemini üzerindeki kalıcı deformasyona gelecek olursak burada F4 ve F5 katsayıları var. F4 ve F5 katsayıları da yine Asphalt Institute tarafından belirli değerler alınması istenmiş. F4 için 1.365 çarpı 10 üzeri eksi 9, F5 için ise 4.477 değerlerinin alınması önerilmektedir.
Tabii burada da yine bir önceki NF formülünde, yani asfalttaki failure criteria formülünde olduğu gibi bunları değiştirebilmeniz olası. Yani bu katsayılar, eğer bir şey çalışmışsanız, laboratuvarda bir veri seti çalışmışsanız, bu değerlerin değişmesi son derece olası. Yani normal kendi deneysel sonuçlarınızdan elde etmiş olduğunuz verileri de buraya aktarabiliyorsunuz. Şimdi biz bu kriterleri belirledikten sonra son aşamada artık malzemelere ait, daha doğrusu oradaki zemin profiline ait elastise modüllerini tanımlamamız gerekecek. Eğer bu bir beton veya asfaltsa bir tane elastise modülü var. Yani davranış açısından beton ve çelik ve asfalt gibi yani görece homojen yapıların birden fazla elastise modülü olmuyor. Yani yük etkisi altında değişmiyor elastise modülü. Ama zemin tipi yapılarda elastise modülü yük etkisi altında değişiyor idi. İri daneli zeminlerde, ince daneli zeminlerde bu davranış modelinin farklı olduğunu müzakere etmiştik. Mesela iri daneli zeminler için, ki bunlara biz granüler temeller diyebiliriz, alt temel diyebiliriz, base, sub-base dediğimiz yapılar bunlar. Elastise modülünü tanımlarken E eşittir K1 teta üzeri K2 şeklinde modellemiştik. Burada K1 ve K2 katsayılarını yine ya deneysel olarak alacağız ya da tablolarda hazır olarak, hazır çarklarda elde edeceğiz. Bununla ilgili de yine Asfalt Institute'nün belirlemiş olduğu bir takım katsayılar var. O katsayıları birazdan göstereceğim tabloda. Yani mesela bu örnekte 8000 ve 0.5 katsayıları alınmış. Yani bu iki değerin uygun olduğu burada belirtilmiş. Ekstradan not almışım. Farklı değerler de olabilir. K1 9000 de olabilir. K2 0.45, 0.4 de olabilir. Bu dediğim gibi deneysel sabitler. Aynı bir önceki göçme mekanizması formüllerinde F1, F2, F3, F4, F5 formüllerinde olduğu gibi bunları tavsiye olarak daha önceki deneysel çalışmalardan alabilirsiniz veya siz kendi yapmış olduğunuz deneylerden elde edebilirsiniz. Peki buradaki teta nedir? Teta'yı bir önceki derste tartışmıştık. Stress invariant, yani gerilme değişkeni diyebiliriz. Ama genel anlamda stress invariant İngilizce tabiriyle kullanmakta fayda var. Bunun 3 tane bileşeni vardı. 3 tane gerilme bileşeni vardı. Zeminlerde 3 tane 3 yönlü gerilme bileşeni olduğu için X, Y ve Z koordinatlarında. Bir de zeminin yoğunluğu ile alakalı ve zeminin konumu ile alakalı 4. bir fonksiyonu vardı. Hemen hatırlayacak olur isek burada sigma X, sigma Y, sigma Z dediğimiz gerilmeler var. 3 boyutlu gerilme. Hatta burada işte sigma Y'nin sigma Z'ye eşit alınabileceğini söylemiştik. Bunlar işte eksenel ve tangential çevresel gerilme olarak ifade etmiştik. Dolayısıyla hani 2 boyutlu bir gerilme şeklinde biz bunu aslında tasarlayabiliriz, düşünebiliriz. Basitleştirme, normalize etme anlamında 2 boyutlu normalize etmiştik. 2 boyutlu gerilme, yani hemen işaretleyecek olursak biri X yönünde, diğeri Y yönünde ve hemen şuraya yazalım. Sigma Y eşittir sigma Z. Yani sigma tangential eşittir sigma axial, yani eksenel. Çevresel ve eksenel gerilmenin birbirine eşit olduğu zemin durumunda biz sadece X yönündeki gerilmeyi bularak ve Y'yi bularak aslında gerilme notasyonlarını halletmiş oluyoruz. 4. notasyonumuz bizim gamma ve Z ile alakalı bir notasyondu. Neydi bu? Her zeminin belirli derinlikte belirli bir şeyi oluyordu, yoğunluğu oluyordu. Bu yoğunluğun da ne kadar derinde olması önemliydi. İşte 3 metrelik bir derinlikteki bir zeminin 6 metrelik bir aynı zeminle kıyaslandığında davranışsal olarak
farklı yapılarda, farklı karakteristiklerde olduğunu söylemiştik. K0 yine bir sabit olarak burada yerini alıyor. Biz bu değişkenleri hesapladıktan sonra teta'yı elde ediyoruz. Teta'yı elde ettikten sonra yukarıdaki formülde eğer bu bir iri taneli zemin ise, yani granüler temel, hemen şurada işaretleyelim, iri taneli bir zemin olarak verilmişse şuradaki formülü kullanarak K1, K2 katsayılarını tablodan aldık. Teta değerini de aşağıdaki şuradaki formülü kullanarak değerlendirdik, yerine koyduk. Burada elastisite modülünü iri taneli zeminler için kıyaslayabiliyoruz. Peki, evet, hemen şurada mesela K1, K2 katsayıları için mesela crushed stone diyor, kırma çakıl diyebiliriz buna. Crushed stone için mesela 1970'teki bir çalışmada K1 katsayısının 4000 ile 9000 arasında bir değer, K2'nin ise 0.46 ile 0.64 arasında bir değer alınabileceği söylenmiş. Tabii buradaki diğer notasyonları da kullanabilmemiz olası. Hani ben mesela burada 1973'teki Kalchev and Hicks yayınını baz almışım ama tabii yukarıdaki farklı referanslar da alınabilir. Tabii ki farklı sonuçlar çıkacaktır. Yani bu modeli çözerken hangi modeli baz alıyorsunuz, o modelin kısıtlarını da iyi belirlememiz gerekiyor. Hangi koşullar altında geçerli? Seçtiğimiz kısıtların güvenilirlik aralıkları neler? Hangi güvenilirlik düzeyinde bunlar geçerli? Bunların hepsi aslında bir araştırma konusu arkadaşlar. Burada K1, K2'yi seçerken örneğin ben burada 1973 Kalchev and Hicks yayınını seçmişim. Buradaki sınır koşullarını bilmem lazım. Hangi zeminlere? Her türlü iri taneli zemine uygulanıyor mu? Sınıfları ne? Su emme kapasitelerine bir sınırlandırma getirilmiş mi? Doygun mu? Drenajlı mı? Drenajsız mı? Bunlar mutlaka incelenmeli. Ona göre belirlenmeli. İri taneli zeminler için parametremiz bu şekilde. Yani elastise modülünü biz burada çerçeve içerisine almış olduğum notasyonları kullanarak belirleyebiliyoruz. Son bir özelliğimiz kaldı. O da ince taneli zeminler için fine grain soils dediğimiz ince taneli zeminler için. İnce taneli zeminler için durum biraz daha komplike, biraz daha zor hesaplanması, biraz daha el maharetine ve bilgiye dayalı biraz okuma da gerektiriyor. Biz ince taneli zeminlerde yük etkisiyle, yani bu deviatör gerilme dediğimiz gerilme ile beraber elastise modülünün düştüğünü söylemiştik. Bakın düşey eksen burada elastise modülü. Bu düşey ekseni burada yorumlamaya çalıştığımız zaman bu grafikte şöyle bir eğri aslında meydana geliyor. Yani bu ince taneli zeminlerde böyle. Peki iri taneli zeminlerde nasıldı? İri taneli zeminlerde, onu yeşille çizeyim. İri taneli zeminlerde tamamıyla farklı, yani deviatör gerilme ile beraber elastise modülünün yeşil çizgide olduğu gibi esneklik modülünün arttığını söylemiştik bir önceki derslerde. Fakat bu ince taneli bir zemin olduğu için deviatör gerilme ile beraber esneklik modülü düşecek. Şimdi siz bunu laboratuvarda deneysel yolla elde edebiliyor olabilirsiniz. Burada elimizde K1, K2, K3, K4 eğimleri var ve mesafeleri var. Bu mesafeleri grafiklerden alıyoruz. K3 ve K4 eğimi ifade ediyor. K3 ilk çizginin, yani şöyle çizelim şurada. K3 buradaki çizginin eğimi, ilk çizginin eğimi. K4 ise ikinci çizginin eğimi olarak ifade edebiliriz. Eğim dediğimiz şey 1 bölü K4 şeklinde ifade edebilirsiniz. Yani tanjant alfa şeklinde düşünebilirsiniz. Ama bu alfayı orada yani 1 bölü K4 şeklinde, diğerini de 1 bölü K3 şeklinde düşüneceğiz. Diğer notasyonlar K1 ve K2'ye baktığımız zaman buradaki düğüm noktasının aslında bizim koordinat takımına olan mesafeleri, yani mesafe cinsinden
ne kadarlık bir mesafede biz bunları burada belirlemek durumundayız. Dolayısıyla 4 tane burada K katsayısı var. Bunlar belirlendikten sonra direkt aslında bir input verisi olarak sisteme giriyoruz. CanLayer bize bu ince daneli zeminler için şeyi hesaplıyor. Yani alınması gereken elastisite modülünü hesaplıyor. Doğrusal olmayan bir analiz yapacaksak. Bakın mesela burada bir takım örnekler var. Bunlardan herhangi biri sizin deneysel çalışmanızdan elde etmiş olduğunuz veriler olabilir. Yani siz bunların dışında bir deneysel çalışma yapıp şöyle bir veri de belki elde etmiş olabilirsiniz. Yani bu farklı şeylerde olabilir. Ama eğilim genellikle böyledir. Böyle bir kırılan bir nokta vardır. Böyle bir düğüm noktası vardır. Genellikle şöyle en alttaki gibidir. Böyle iki tane kırılım çok nadirdir. Böyle iki tane kırılım değil de tek bir kırılım şeklinde görülür. Bu kırılım noktalarından biz K1, K2, K3, K4 kat sayılarını bulup sisteme entegre ettiğimiz zaman, girdiğimiz zaman ince daneli zeminler için aslında bizim elastisite modülü değerini bulabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bir tanesi için bir değerlendirme yapacak olursak, örneğin şöyle çizelim. Şuradaki chart için örneğin bir değerlendirme yapacak olursak, bakın burada aslında söylüyor. K1 mesela burada 7680 çıkmış. Şu nokta değil mi? Düğüm noktası burası. K1 neresi? Şurasıydı. Buraya baktığımız zaman şurası 8. Burası 10 üzeri 3. Demek ki burası 8000. Yaklaşık olarak buraya biz K1 7680 olarak okumuş. Bakın şuradaki değer. Peki K2 nedir burada? K2'yi sorduğumuz zaman ne olacaktır? Bunun şuradaki düşey karşılığıdır değil mi? Şurası 5 olarak verilmiş. 5'i biraz geçmiş. Kaç almış arkadaşlar? 6.2 almış. Şöyle işaretleyelim. Yani şu nokta 6.2, bu nokta 7680. Şöyle şurayı da işaretleyelim. K1, K2 bu şekilde. Hangi grafik için? Şu grafik için. K1, K2'yi bu şekilde hesaplıyor. Peki K3 ve K4'ler nerede? Onları da eğim olduğu için farklı bir renkle yapalım. Şurası. K4 178, K3 1110. Dolayısıyla son tahlilde biz bu değerleri K1, K2, K3, K4 değerlerini programa girdiğimiz zaman elimizde aslında o ince daneli zemine ait elastisite modülü değerini buluyoruz ve bir değerlendirme şansımız oluyor. Bunu zaten dediğim gibi haftaya bir örnek üzerinde yapacağız. Çok net bir şekilde anlayacaksınız. Şu an belki biraz havada kalıyor olabilir. Örnek çözüldüğü zaman net bir şekilde anlaşılacaktır. Bu altyapı bu şekilde yeterli olur. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bir uygulama yapacağız. Sistem üzerinden ilk önce HDO93'e göre çözeceğiz. Bir yol üst yapı tasarımını yaparken HDO93 empirical yöntemini deneyeceğiz. Oradan bir yıl elde edeceğiz. Yani 20 yıllık bir süre içerisinde bir tasarımı öngörecek bu. Daha sonra aynı section'ı, kesiti CanLayer'da run edeceğiz, analiz edeceğiz. 20 yıl etmediğini göreceğiz. Yani mekanistik bir analiz olduğu için 20 yıldan daha düşük bir sürede o yolun göçtüğünü, buradaki dingil yükü tekerrür sayılarının müsaade etmediğini, 20 yıla müsaade etmediğini, 20 yıldan önce göçtüğünü biz bir analiz üzerinden haftaya değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Soru varsa burada alabilirim. Haftaya uygulama bağlamında bu dersi bitirmeyi hedefliyorum. CanLayer kısmını. Teşekkürler hocam. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz hocam.